Lalelerimi de aldım arkadaşlar tabii ki. Ve şöyle karton bir çiçek tutucusu aldım dün. Çok hoşuma gitti, dedim çok mantıklı bir şey. Buna ihtiyacım var. Dedim burada fotoğraf falan çekilirsem. Yel değirmenlerine geldik. Ve laleler hakkında minik bir gözlem yaptım. Sıcağı görünce böyle kapanıyorlar arkadaşlar gerçekten. Ben hayatımda bu kadar soğuğu seven çiçekli bir bitki görmemiştim. Gerçekten şimdi soğuk oldu. Kapıyı açtık ya hemen geri açıldılar. İnanamıyorum. Çok iyi. Ve zaten hani bunları tomurcuk olarak almıştık. Bir tek şu birkaç tanesi açıktı. Hepsi açtı. Çok güzeller. Yani arkadaşlar burası Zam Nehri'nin hemen yanına kurulmuş bir yerleşke. Ve tabii ki yani bu bölge çok esintili olduğu için ne yapmışlar? Rüzgarın gücünü kullanmışlar. Ve tabii ki burası daha çok gelişmiş. Ve şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Tabii ki her yerde Albert Heijn gördüğümüz için Hollandalı bir girişimciymiş arkadaşlar. Hemen araştırdık, hemen baktık. Ve bu süpermarket olayını başlatan kişiymiş galiba. Süpermarket zinciri. Dinleyelim bakalım. Bir de böyle bir rehberimiz var. The larder of the Netherlands. Look into the kitchen cupboard of any Dutch household and you will very likely find products which have been made in the Zaan. And it's not just their manufacture for which the Zaan region is famous. The selling and distribution of consumer goods was also important. Albert Heijn, founder of the Netherlands' leading supermarket chain, opened his first grocery store in this region. And to this day, the Albert Heijn logo is the shape of a Zaan's wooden house. Albert Heijn'miş. Heijn diye okunmuyormuş. Heijn'miş. Hollanda'daki ilk süpermarket zincirini kurmuş. Yani değil. Dünyadaki mi acaba? Yani ilk mi diye düşündüm. Değilmiş. Yani en büyük girişimci. Çünkü pazar payında da bayağı büyük bir payı varmış yani arkadaşlar. Öyle. Reklamcılığın gerçekten önemli bir konusu. Müşteri sadakati. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Şu kadar alışveriş yaparsanız şu bebeklerden size hediye ediyoruz. Gibi gibi. Yani adam bunu o zaman yapmış. Çok çok iyi bence. Evet, şu an belli yıllarda kaç tane rüzgar gülü oldu ve kaçının çalıştı, yıla bağlı olarak nelerin üretildiği ile alakalı bir şey. Melis şu an geziyor. Wow. Yıllara bağlı olarak ha? Çok güzel gözüküyor. Ben hareket ettikçe ürünleri paketliyoruz arkadaşlar. Hani ne kadar paketlersek o kadar iyi. 3 tane. 3 yapıyoruz. Okey. Şöyle. Böyle yapacağız. Sürükle bırak. Time is money. Hadi bakalım. Bunu nereye sürükleyeceğim peki? Sanırım o kendi gidiyor. Conveyor belt gets faster. Çok böyle quality. Imperfect bisiklet. Ya kırık olanlar da gelebiliyor. Peki. Yanmış, kırık. Baskısı yok. Bir de çöp kutusunu atmam gerekiyor. Çöp kutusu nerede? Yok, sürüklemeyeceksin, çöp kutusu kendi gidiyor bak ileride. Ha, kendi gidiyor. Ha, tamam. 15 tane bisküvi düşerse kaliteli olanlar yandım. Nasılsınız efendim? Çok iyi. Dediğimiz gibi ya çıkışla alabiliyorsan güzel. O güzel olurdu. 155. O 155 tane yapmış. 1255 skoru var. 155 tane yaptı. Ben önce kayıttan çıkmıştım da. 3819. Put your score in the high score. Yes. Tamam. You are in the high score. When it is done, you end up with a wig and this. But it's not quite finished. If you look carefully, wigs are in wax, which stands in glue. When the coating of wax has raised to right thickness, it is cut. Eskilerde üretilen farklı çeşitli çikolatalar değil mi? Ama genel olarak etiket bir böyle sarı. Evet. Şey değil mi öyleydi? Çikolata. Kurabiyecide. Kurabiyecide de öyleydi. Sarı bir etiket. Bence eski alışkanlık. Üretilen ilk tokiler. Ve meteorolog Olcan Şahin'den inciler. Evet. Hadi göster biz bakalım. Tam şu an burada. Evet, yine kırmızı. Çünkü yıldırım düştü. 11.9 milimetre. Arkadaşlar diyor. Biraz önce yıldırım düştü. Dışarı çeker misin? Nasıl yani? Yıldırım düştü. Ve görüntü geldi. Eğer görüntüden sonra sesin gelmesi arasında ne kadar açıklık artarsa o kadar şiddetli bir ses geliyor. Evet. Hani bekledik hepimiz böyle bir süre. Gittik. Ya bakar mısınız? Çikolata ve bisküvi. Biraz önce topladığımız bisküvileri dedim ya. Keşke verseler dedi. Bisküvi ister misiniz dedi. Normalde şey demiş. Ben de olur dedim. Olur tabii ki olur. İçeride toplamıştık söyle dedim. İçeride toplamıştık dedim, gülüyor. Dışarıya baksana nasıl yani. Çok güzel. Evet, dışarısı bayağı hoş. Aynen. Şey diyormuşum, şimdi bir yıldırım düşse. Var ya öyle, ay tövbe tövbe. Yapma, yanarız yapma. Ay dur evet, ben yaparsam. Sen söyleyince oluyor çünkü yapma. Dalyelerimizi alıp gidiyoruz. Evet, ama şu an şey, dalyeler için şemsiye açmış durumdayım. Bir miktar yağıyor ama ben hani ufaktan ıslanmayı sevdiğim için açmadım. Melis açtı, evet, gidiyoruz. Biz içerileri gezindik. Olcan dedi ki işte müze kartı şey olacak diye, Amsterdam kartı. Ve şu an yağmur başladı ve ben fotoğraf çekilmek istiyorum. Hala fotoğraf çekilemedim. Gidiyoruz bakalım. Evet. Açılacak gözüküyor hava. Aha, aynen. 2 saat veriyorum babacığım. 2 saat. En az. Ne oldu? Sen de yiyemedin. Suya düşürdün. Evet, ikisine de yardım almak. Tekrar gidiyor oradakilerden almaya. Eğer atarlarsa çocuklar. Kargalar çok havalı. Evini tamamladı bak. Gördüm. Ördek artık uçuyor. Ama yağmurda. Yağmur tekrar başlayınca biz o sırada dedik ki tekrar bir müzeye verdiğini, nasıl da müze görmesi gerçekten. Peynir yapım aşamaları büyük bir ihtimalle. Hem peynir tadım hem yapım aşamaları hem de farklı çeşitlerde peynir görüyormuşuz burada. Evet. Henry Willick diye bir yer, doğru okumuyor olabilirim. Çizim. Evet, burada zaten girer girmez şöyle göstereyim. Ahır ve şey gösterimleriyle. Benim orada keçiler var. Ne oldu? Bizim de şöyle almamız. Bir tane almayı düşünüyorum aslında ama hangisini alırız bilmiyorum. Şöyle nasıl yaptığını hani gösteri yukarıda sanki döküyor. Aynen. O makine dönüyor mu sonra? Bir de sizden alabilir miyiz? Yok, ben çok bildiğim için değil. Sadece hani annelerimiz yoğurt nasıl dayadırsa onu bildiğim için. Yani peynir yapıldıktan ekstra görmedim. Ama yoğurdu hani kesilmiş yoğurdu falan peynire dönüştürdüklerini gördüm. Çünkü neden araya gitmişsin? Değil mi? Evet. Şu an arkadakilerden bir tanesine şöyle girip ısırık atasım var. Onlar da dekordu da. İki ya da dekoru değmişler ya, ben de buradayım. Ay, Sofya'nın kapısını yediler. Daha şey, evet. Yapacağım. Baksana taş gibi oldu. Evet şöyle biz... Taş. Evet. Seviyorlarmış arkadaşlar, görüyorsunuz öyle. Bizim Melis'le... Gerek kalmadan bir ay diyor. Dayanabiliyormuş. Bizim Melis'te en çok üstünde durduğumuz konu alırsak gidene kadar bozulur muydu? Evet, burada başka türlerini deneyebiliyorsunuz. O nedir? Ah. Şey gibi hediyelik ya da böyle. Aa, ya da şöyle de var. Bak bu güzelmiş. Güzel. Ama işte bir peynir seçelim. Aynen. Sen? Şu güzel oluyor. Ballı hardal. Kremli yerine ballı güzel olabilir. Evet, o güzelmiş. Pesto soslu denedik. Mükemmel bir lezzet. Çok beğendim. Bayağı beğendim. Keçi sütlüler var. Hani çok mantarı burada görünüyor. Belki o da güzel olabilir eğer açık varsa, denetçi varsa deneyebiliriz. Lavantalı var arkadaşlar. Lavantalı. Şu an aklımda tek bir soru var. Lavanta. Laleli var mı? Laleli limonata varsa... O da olabilir. Biz şöyle şimdi bir tane green pesto aldık. Hadi bakalım. Çok kalabalık. Onun için şey gibi laleleri koruyorum öncelikle. Bakalım. Gezmeyi seven bir evmiş bunlar neyse ki. Evet, bir ay dayanıyorlarmış. You take euros? You take euro? Jersey diye bir şey yedim. Ne demek olduğunu kesinlikle bilmiyorum ama ağzına çok değişik bir tat bırakıyor. Deneyeyim ben de. Çok hafif ama tatlı böyle. Değişik. Türkiye olanlar acaba bulabilsek çok güzel olur. Şu tarafta bir... Çedar mı? Çedar sanırım karşıda. Çedarlar teker teker mi satılıyor yani? Olabilir. Olabilir. Teker derken. Bakalım. Güzel kokuyor. Güzel mi? Çok sert. Sert mi? O zaman... Bayağı sert. Hmm. Acayip ya da acaba şey mi? Sert olmasın sevdiği dışarıda ya şu an. Olabilir. Hani paketli değil, kesilip konduğu için. Evet, ondan olabilir mi? Olabilir. Yoksa çok güzel. Çok bayağı iyi. Çok beğendim. Bir pasta bir türü. Olabilir. Ama sadece bunları şöyle tutabilirsem daha güzel olacak. Kim bu? Yani onlar hırpalıyor diye ben öyle tutmadım. Şey ya kıymetimiz bak, bakar mısın? Altındaki soğanlarla. Evet, ağzındaki tarafta çünkü. İşte evet. Eğiliyor çünkü kimisi kısa, kimisinin sapı çok uzun. Ki eğildi zaten. Yani eğildi. Bunu böyle tutmaya devam. Haydi. Aynen. Hadi gidelim. Cam güzelleri zaten. Kuşları falan izliyorlar. Amsterdam'ın kedileri. Şimdi artık şey yapıyorum. Her böyle ülkenin kedili kafesini geziyoruz. Gezme challenge yapıyoruz. Ya normalde bunun öncüleri biliyorsunuz ki Asya hani kökenli. Ama yani İtalya'da, Milano'da zaten gittik. Orada Asyalılar. Ama buradaki daha büyük. Fakat şey, Milano'daki bir tık daha küçüktü ve nasıl diyeyim çok katı kuralları vardı. Kaldırmak yasak, şöyle yapmak yasak, bu yasak. Galoş falan giydik. Hani hijyen konusunda evet, bir tık daha şeylerdi, katılardı. Bakalım. Hepsi üzerine. Genel olarak zaten mutfağa geçmeye çalışıyor ya hepsi. Ondan evet, ötürü yani. Hepsi mutfağa bakıyor şu an. Evet. Genel olarak tarafta mutfağa bakıyorlar ama camdan hani dışarıyı izleyebilmeleri güzel. Hani kediler için alan bayağı iyi. Fakat mutfağa geçme olayları biraz problemli yani. Zaten şöyle mutfağa geçtikleri anda tekrardan kapı açılırken tabakla birlikte geri içeriye giriyorlar. Yani işte hani o biraz şey, hijyen sıkıntısı yaratır yani, anlayacağınız bir tık. Tanışıyorlar. Sevmeyeyim. Tamam, sevmeyeyim. Kediler de rahatsız yer sevdaları. Yani neden içine oturmak yerine buradasın? Onu sakla, kendine olacak. Aynen. Saklıyormuş gibi. Yukarıda da var bir tane. Dın dın. Bir fofa yükleneceksin bak. Çok fena. Hem de nasıl bak. Bütün sırtın, bütün yere gerildi bak. Yani şu an. Ya, ik had hem ook daar niet open moeten laten staan. Maar ik zit, ja, az önce Melis'e oturmuştu. Şöyle geldi, kendi yerine oturdu. Efendim dedik, niye mi çalıyorsunuz? Yaş mamalar gidiyor tabii değil mi? Gözlere bak. Yaş mamalar gitti. Arkadaşlar Melis birazdan ölecek son anları. Sadece sapıyla oynuyor şu an. Bugün son günümüz arkadaşlar ya. Çok arkada da valiz falan. Evet, biz araçta kiralamıştık yani. Değil mi aşkım? Evet. Evet. Valla bundan sonraki plan ve program yani son gün olduğu için bayağı erken de aslında bitirdik sayılır. Evet, bugün aslında sadece aklımızda bir yer daha var. Hani evet. Sonra büyük ihtimalle yemek yiyip havalimanına doğru geçeceğiz. Evet, havalimanına doğru geçeceğiz bakalım yani. Değişik bir gezi oldu arkadaşlar bizim için. Şimdiden kapanış konuşmasını yapıyor gibi hissettim ama değişik bir gezi oldu. Hava durumu, yani hava durumunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Yani geleceklere tavsiyemiz gerçekten yanınızda bolca polar, kaban, işte ne bileyim bot falan mutlaka hazırlıklı gelin. Hani nasıl olsa bahar ya diye düşünüp incecik incecik kıyafetlerle bence gelmeyin. Çünkü giyemeyeceksiniz. Yani bir anda hava açıyor, bir anda yağmur indiriyor. Bu size herhalde yapabileceğim en büyük ve en önemli tavsiye. Kedili kafeyi falan sevdim, değişikti. Ama şöyle, İtalyanlar çok güzel yemek yapıyor. Çok güzel tatlıları vardı. Mutfakları çok güzel arkadaşlar. Evet. Çünkü her ne kadar ya Asyalılar işletiyordu ama aperolleri, işte pizzaları, ne bileyim o hani aperatif bir sürü atıştırmalıkları çok güzeldi. Hani her şey çok lezizdi yani arkadaşlar. Ve ben orada matchalı tiramisu yemiştim. Tadı inanılmazdı. Bir de hijyen konusu biraz benim kafama takıldı buradakinde. Hani eksi puan verebilirim. Çünkü mutfağa girmemeli kediler. Girmemeli yani. Hani bir şeyler yedik ama birazcık hani tedirgin oldum. Çünkü yani arkadaşlar şimdi beni linçlemeyin bunu söyledim diye. Ben de kedi beslediğim için senelerce çocukluğumdan beridir yani. Kedi, kuş, balık, her türlü sürüngen diyeceğim artık yani. Kaplumbağa falan da vardı. Yok tamam, her türlü sürüngen değil arkadaşlar. Yani engel olamazsınız. Mutfağa girdikten sonra hani... Tabii. Tüy uçuşup uçuşmayacağını, bir anda kıt diye bir şeyden ısırık alınmayacağını falan garantisi yok kesinlikle yani. Hani o biraz beni tedirgin ediyorsa çok titizlenen insanları acayip tedirgin eder. Onu düşünerek gelin eğer burada böyle bir kedili kafe deneyimi yaşayalım istiyorsanız. Bu da bir tavsiye olsun size. Yine bir fiyat karşılaştırmasıyla geldim arkadaşlar. Şu Felix'in içinde kaç tane dedi? 12 tane yaş mama var. 12 tane var ve 7 euro. Yani fırınalar da yukarıda. Yani ben şimdi sokak kedilerine veriyorum diye hep sokaktakileri beslerken Felix ya da Whiskas alıyorum da hani önceden evdeki kedime Proplan aldım, Hill's aldım. Hani bebekliğinde Royal Canin falan vermiştim. Hangisini beğendiğini yani deneme yanılma yoluyla biraz öğrenmiştim tabii ama. Evet efendim. Mama bakıyoruz. Evet, karşılaştırma yapıyorum. Farklı şeyler de var burada. Kedi çorbası diye geçiyor mesela. Değişik böyle sulu bir şey. Felix. Burada birçok farklı şey var. Evet. Birçok Türkiye'de olmayan marka da var. Aynen. Belki özgü markalar da olabilir. $1.85. İndiriymiş o. Teriyaki soslusu var mı? Türkiye'den çekilen markalar var. Arkadaşlar ben influencer'da pet ürünleriyle başladım. Eğer beni Melis Fotoğrafı zamanından beridir takip etmiyorsanız bu bilgiyi bilmiyor olabilirsiniz. Onu da şöyle koyalım. Marka işbirliklerimi Melis Fotoğrafı hesabıyla yapmıştım. Yani ben makyaj hesabı falan değilim. Ben bildiğiniz kedi ürünleriyle influence yapan yani o zaman tabii influencerlık kavramı yoktu. Gayet ben sokak hayvanlarıyla fotoğraflarımı çekiyordum, paylaşıyordum. Ve böyle işbirliği yapıyordum. Hayat. Şimdi herkes makyaj influencer. Şöyle tatlı. Rengi de güzelmiş aslında. Çünkü böyle bebekten oluşturmazsan bir şey yapmıyorlar yani genel olarak. Asla takmıyorlar. Benim tekir vardı mesela, asla boyun tasmasıyla takmıyordu, çenesini geçiriyordu. Oo. Evet, çenesi o şekilde çıkan kediler var ya, onun için mesela hiç tasma takmadım ama. Bu arada burada fosforlu tasma var mı? Vardı ya, bir tane fosforlu alalım eğer siyah sahiplenmek istiyorsak kedi, eğer siyah denk gelirse. Kediyle de geziyorlar hani yani. Evet. O sanırım bağlı. Çok güzel. Bir de böyle bir tık böyle lastikli bir şey alacaksın. Tam oturması gezdiriyor. O beni gezdiriyor. Köpekler için muffin. Barking Bakery. Ay çok güzel değil mi? Güzel bir isim. Değil mi? Çok beğendim. Yani üstüne mum dikip doğum günü kutlamak. İşte haftada... Düşünürdüm hani kendilerine özel bir şey olsa diye. Yaş mamanın konserve küçük yaş mama alıp böyle onu da yapmıştım. Hmm. Ama bunlar da güzelmiş. Gücüne de yapmıştım ki. Barbie çubuk. Ödül o. Bunlar sanırım diş fırçası var. Şey için işte. Devri'den Strauss diye geçiyor. Ödül babası gibi hani böyle sert. Onun dışına temizlemiş olur. Hem de köpek. Köpek. Yer. KFC'ye geldik. Olması gerekiyordu. Nerede? Ben hiç yapmadım ki daha önce nasıl yapılıyor? Akıyor şu an, ses geliyor. Geliyor da ben. Arkadaşlar burada kendi benzinimizi kendimiz dolduruyormuşuz. Böyleymiş. Deponun ne kadar dolduğunu nasıl anlıyoruz? Gerçi orada yazıyor. Aynen. Bunu ne kadar bunu nasıl anlayacağım? Türkiye'de bunun mandalı var normalde. Ya ben şimdi bunları böyle yaptım arkadaşlar. Soğanlarını falan aldım ama artık gerçekten kontrolde attırırlar mı attırmazlar mı inanın bilmiyorum. Kartonundan da artık çıkarttım. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim. Sizce bunu kabine acaba alacaklar mı? Ekstra olarak acaba çantamdaki soğanlarımı da attıracaklar mı? Göreceğiz hep birlikte. Bakalım. Çünkü dedim bukette çok dikkat çekerim. Bugün aşırı dikkat çektim zaten arkadaşlar. Gerçekten. Ve birisi buketleri alıp hani benden fotoğraf çekebilir misiniz diye hani çektirebilir miyim buketinizle diye şey yaptı. Cümle kuramadım. O kadar yorgunum ki. Valizleri tartmaya geldik arkadaşlar ama hayır 23 kilo hakkımız var. Hayır. Bunu kabul etmezler. Yani benim yok o hafiftir de. Ha, hafife bak 22,5. Zaten sınır 23. Ne yapacağız? Buna bu ödenecek mi? Hayır. Yani o ödersek 10 euro falan ödeyeceğiz. Çok ödeyeceğimi sanmıyorum. 10 euro diyorsun. Öncesi tax free'den aldığımız. Tax free'den aldığımızı valize vereceğiz. Durun ben size bir şey anlatayım. Dağıldım. Vallahi dağıldım. Saçım başım. Ben kıyafet değiştirdim. Tamam ıslanıyor kuruyor. Islanıyor kuruyor artık yani sinüzitim yani ona da bir isim verelim anksiyetem gibi bence. Ay arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Biz şimdi Türk Hava Yolları ile uçuyoruz bu arada. Şöyle ki valizlerimizi hani o çekim noktası var yani, sıra valizlerinizi verdiğiniz nokta. Orası full bayağı doluydu sıra. Dedik ki şey yapmayalım. O sırada biz tax-free'lerimizi hani alalım. Vergi iadelerimizi alalım dedik. İyi ki o sırayı beklememişiz. Eğer valizlerimizi vermiş olsaydık vergi iadesi alamıyormuşuz. Çünkü valizlerimizi görmek istiyorlar. İtalya'da görmek istememişlerdi. Ya İtalya'da direkt okeylediler, geçtiler. Daha yani önce duymuştum. Bu arada valizini açtıranları da hani böyle valiz açtıranları da duymuştum. Evet, kuzenler. Hani akrabalar gidenlerden ben duymuştum valizi bile açtırabiliyorlar diye. Hani inanmıyor, güvenmiyor gibi. İyi ki öyle bir şey yapmadık. Çünkü benim aklımdan tamamen çıkmıştı. İtalya'da da hani çünkü baktım. İtalya'da böyle bir şeyle karşılaşmadık. Gayet valizleri vermiştik. Tabii İtalya'da valizleri verdik. Sırasını bekledik ve iademizi almıştık. Evet. İyi ki öyle bir sıra varmış orada da şey yapmamışız yani. Neyse o sırada ilerleyelim. Bir hala sıra var. Çok büyük bir mahşer yeri sırası var. İnanılmaz. Yani bir tek orada sıra var gibi. Değil mi? Ya geri kalan bir de arkada var. Bilmiyorum bir de arkada bir yerde var ama yani öyle arkadaşlar, yani anlayacağınız her gün bir yeni bilgiye seyahat ettikçe arkadaşlar öğreniyorsunuz. Çok gezen mi, çok okuyan mı? Yine bu türlü türlü paradokslu soruyu soracağım. İkisi de diyen taraftanım ben. İkisi de bilir ama gezmek de yani bayağı çok şey katıyor. Yaşamadan birçok şeyi öğrenemiyorsunuz. Hani şimdi muhtemelen benden dinleyeceksiniz ama yaşayıp deneyimleyince daha farklı oluyor yani arkadaşlar. Bakalım, macera devam ediyor. Şimdi artık sıraya doğru ilerliyoruz. Mahşer yeri sıramızın sebebini söyleyeyim. Söyle. Uçağımızın kapasitesi 300 kişi. 300 kişiymiş. Güzel. Çok güzel. İyi. Arkadaşlar ne oldu? Ya bir şey diyeceğim ya, ben bundan sonra macera falan demeyeceğim ha. Gerçekten çok canım sıkıldı. Ya arkadaşlar ben şimdi bu laleleri geçirmeye çalıştım ya. Ben zannediyorum ki lale soğanı ya da lale hani şey olur acaba almazlar falan diye düşünmüştüm. Dedim ki aa dedim tamam çantam ayrıldı. Sizin çantanız mı dedi. Dedim evet benim ayrıldı poşetle beraber tabii ki. Arkadaşlar laleler ya da lale soğanı çıkartmak legalmiş ama laleler testten geçtiler. Ne testi olduğunu bence anladınız şu an. Çünkü peynirlerin yanındalardı. Peynirlerle alaka hocam yani peynirlerin üstünü falan taradılar. Ondan sonra lalelerim testten geçti. Ne testi olduğunu şu an söyleyemiyorum ama anlamış olabilirsiniz. Bence o testten geçti. Ağlayacağım ya. Ve çok fazla metal yoğunluğu varmış efendim. Bozuk paralarım çünkü 1 euro 2 eurolar onu tek bir cüzdana doldurmuştum ben, bozuk para cüzdanına, tamam mı? Ve cüzdanımı kendi açmama falan izin vermiyorlar asla, dokunmama hiçbir eşyaya izin vermiyorlar. Full orada yalın ayağım her şeyi çıkarttım ben güya arkadaşlar hani metal yok diye eşofman giymiştim, orada ayakkabıma varana kadar çıkardım ve aramadan geçtim. Olcan beni izliyor böyle. Herkes ve herkes. Ah. Ah yani. Ah. Ağlayacağım artık ya. Vallahi kıpkırmızı oldum, şuna bak. Şeye geldim artık yani kendimi böyle anlatacağım falan diye. Ondan sonra bu çok saçma sapan. Aa. Lalelerimin başına neler geldi arkadaşlar ya. Neler geldi. Yavrum. Ben de diyordum üstlerinde ne kadar çok polen var. Ting ting. Toz. Aynen. Aynen ya. Allah kahretmesin, evet. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Çok inanılmaz bir şeydi yani. Yine yani. Ve bozuk para cüzdanını böyle dedi şimdi avcunu aç, düz tut elini falan, dokunma. Tamam. Bozuk para düşecek elime yani. Tamam. Okey. Cüzdanın içine elimi sokmama izin vermedi. Ben oradayım. Wow. Bir şey yapmayacağım. Gerçekten yani. Şu sıfat, şu suratıma bak. Çok kırmızı oldu. Domates gibiyim. Böyle domates gibi güzel suratlar yapayım çok. Sus ya. Sus, dalga geçiyor o da. Valla ağlayacaktım ha orada. Çok kötü oldum. Şuna bak ya, valla kıpkırmızı ter döktüm orada ya. Bir şey yok ama hani kendini böyle anlatmaya çalışıyorsun falan. Ondan sonra işte olacağını dedi ki, yok ya aşkım niye ne anksiyete yapıyorsun, ne sıkıntı yapıyorsun, bir şey yok. Al, al, al. Yok ya, beni buluyor. Mıknatıs. Vallahi mıknatıs. Beni buluyor. Tam yani macera falan dedik de böyle değil yani. Böyle değil. Allah'tan bu sefer yapmamışsın. Allah'tan bu sefer yapmamışsın diyor. Anksiyete yapmadım. Tabii tabii. Aynen. Yok ya da gayet dedim artık alıştık ya dedim. Geldik alıştık ya. Vallahi. Rahat rahat hiçbir şey demeden. Şuradan geçeceğiz, buradan geçeceğiz falan oldu. Bir daha çarptırırsan o valizleri. Of. Ya teksfirler de kapanmıyor. İlk evet. Kez çünkü arkadaşlar ucuz diye biz uçak biletini ta saat kaçta aldık biliyor musunuz? Şu an yani sabaha karşı ineceğiz. Güzel 8'de ineceğiz. Sabah kaçta değil, sabah ineceğiz. Bir de 3 saat havalimanında bekleyeceğiz. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle bekleyeceğiz yani. Tabii arkadaşlar böyle gece yarısı alacaksınız biletleri. Ondan sonra böyle ekrandan Olcan'ın yaptığı gibi hangi kapıymış diye bakacaksınız. Yeter ki ucuz bilet, yeter ki ucuz bilet bul. Ucuz bilet gördün mü? Tamam mı? Aklında yoksa bile oraya gidersin. Öyle bir seyahat tutkunluğu. Hani ay düşeceğim. Öyle bir seyahat tutkunluğu yani arkadaşlar. Evet. Amsterdam beni yordu. İtalyan çok kolaydı. Evet arkadaşlar böyleydi yani. Lütfen sağ salim varalım ve ondan sonra bir sonraki seyahati planlarız. Olcan diyor ki banka kartım. Banka kartı. Kredi kartımın hazır değil. Tamam, kredi kartımın hazır değil. Evet arkadaşlar yani.